Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ben. Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yaşı mısınız? İfram kıkkını yapız. Burada silah bulanam. İdarlaşamız. Kupçayı çıkıp kaptı. Madine-i Munavvara'da bugün neçinci günümüz? İkinci günümüz ha? İkinci. İkinci gün. Madine-i Munavvara'nı Madine deyip namlanışını asasi Peygamber aleyhisselatı Madine avval Yasrib bugün namı Kiyin Madine deyip namlengen Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın şerafetleri bilen bu medeni şehirge, nurli şehirge aylengen. Medine-i Munavvare, nurlengen şehir deyilgen. Peygamber aleyhisselatu vesselam Medine'de yaşagenler, Mekke'den hicret kıgenler, Mekke tuğulgen cayları buluşge karamestan, Mekke'ye barıp kaytetten Mekke'nin fatih kıgenlerinden kiyinen, yeni kaytetten Medine'yi kaytip kıgenler. Çünkü şartnama tüzganıdılar. Menge yordam bergenler bilen birge bulamayan deganıdılar. Özlerini vatanlarına bağlı fatih kigenlerden kiyinem. Yine kaytetten kilip Medine'de konum topgeller. Şütte terbiye kigenler. İslam devletine asas sogeller. Bütün Müslümanlarına bu ziyaret kılınır digen şaharge eylengen. Ulamalar Mekke afzal mı Medine afzal mı digen meselede bahs kılışken, ıhtılaf kılışken. Köpçülük Mekke'nin afzalligini aytadı. Nima gelirse çünkü Mekke'ni Allah subhanahu wa ta'ala birinci Allah'ki ibadet kılınadigen yer ikenligini aytken. Mekke'ni Allah subhanahu wa ta'ala en afzal şehir, manzil ikenini aytken. Lekin bazı ulamalar bu meselelerde Medine'nin afzalligini aytken. Aytken. Delillerinin umumi hulasasına göre Medine'nin afzalligi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kıyan dualarda var. Aytkenler ki Mekke'ye nemeyi fazilet bergen bulsan onu iki katını Medine'ye verdim sonra gelirler. Bana şu dualar Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın başaratlarına göre Medine'ni afzal degenler var. Lekin mekan olarak, yer olarak en afzal yer kayır dese Medine değildi. Nemeye? Çünkü Resulullah yatıptılar. Bütün varlık, Allah yaratken bütün kainatın içi de en afzal yer, uşa ravzanı aldıdaki Resulullah kuyotken joy. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den afzal mahluk yok. Yaratılgenler içi de Resulullah en afzal insan hesaplanır. Yaratılgen varlıklar içi de Resulullah'tan afzali yok. Uşa afzal zatını kabirleri şüttü. Yani ulamalar aytadı, peygamberler içi de anık kabri bor peygamber, peygamber aleyhisselam. Tamı biledim aşık. Hiç kim bunu ikkilenmeydi, şubhayem kimiydi. Resulullah şüttü bu geller, köpçülüğünü aldı da yaşa geller. Umurlarının ahırında bimar bu kaldılar. Bimarlıkları da başka analarımızdan iltimas geller. Ben bimarlıkta Ayşe bilen Turay'a indi geller. Ayşe anamızda yani hücreleri gelip yat geller. Uşaktan çıkıp namaz okup kirip, çıkıp namaz okup kirip, uşacaydı. Ahırı vefat tepkiler, Ayşe anamız ayıttırdılar. Beni kucağımda can verdiler, deydiler. Ayşe anamız Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın en yakış görgen süyüklü ayarları bugün. Ve Ayşe anamız aile içindeki Resulullah'a tekişli bugün hadislerini asasen Ayşe anamız rivayet kıyarlar. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresi de avazilerini la terfa asvatakum fevka sattın nebi degen. Peygamberinin aldığı da avazilerini kütermeyler. Nemege buna kadise sizler uziler bilmegen halde amelilerini habata kuyuşuyorlar. Batıl yokka çıkarıp kuyuşuyorlar mümkün değil. Ve Peygamber aleyhisselam'ın aldıları da avazını pasletkenlerini Allah-u Teala mahtek. Ulaike ellezine imtahanallahu kulubahum nittekva diye. Resulullah'ın aldıları da avazını pasaytırıp yapıradı.
Alloh taolo maqtov oyatini nozil qilgan. Hujrani orqasidan turib Rasulullohga baqiradiganlarni ular ikkala yaqilun degan. Ular aql ishlatmaydigan odamlar degan. Aqlsiz odamlar Rasulullohni oldida ovoz ko'taradi. Mana shu oyatlarning xulosasidan ulamolar keltirib chiqaradiki, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning tiriklik paytida hurmatlari qanaqa lozim bo'lsa, dunyodan o'tganlaridan keyin ham hurmatlari shu qadar lozim bo'ladi. Madinada ovozi ko'tarib baqir-chaqir qilib bo'lmaydi. Madinada Payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'sha muborak qabrlari, muborak uylarining tepasiga yozib qo'yilgan. Ovozini pasaytirganlarga Allohni qalblariga taqvoni bergan degan oyatni yozib qo'yishibdi. Muhammad ibn Munkadir mashhur tobiinlardan bu kishi juda tabassumli, ser latoyif, hazilga ya'ni moyil odam bo'lgan ekanlar, lekin Payg'ambar alayhissalotu vasallam haqida gap ketsa, darrov ranglari sarg'ayib, qo'rqib, xushuv kelib, o'zlarini yo'qotib qo'yar ekanlar. Muhammad ibn Munkadir birorta hadis rivoyat qilmasa ekan, illa hadisni tahoratni yangilab, yangi tahorat qilib keyin hadis rivoyat qilar ekan. Rasulullohning hadislari. Ayyub Saxtiyoniy haqida ba'zi ulamolar aytadi, Payg'ambar alayhissalotu vasallamning ismlari kelsa, xong-xong yig'lardi, rahmon sep etardi. Shuni Rasulullohga bo'lgan hurmatini evazidan bundan hadis rivoyat qildim degan raviylar. Ya'ni bir odamni rostgo'ymi, rostgo'ymasligini surishtirib rivoyat qilganki bu hadislar. Ayyub Saxtiyoniyni Rasulullohga bo'lgan muhabbatini o'zidan bo'ldi buni rivoyat qilaman deb rivoyat qilishgan hadis. Imom Malik Madinada yashaganlar, oyoq yalang yurganlar, ot minmagan ekanlar. Rasulullohni aytgan joyda men otda yurmayman degan ekanlar. Va amirlar, podshohlar o'sha davrni katta-katta zodagonlari Madinaga kelsa, Imom Malikni ko'rib qolsa, Imom Malikning birinchi nasihatlari shu bo'lar ekan. "Voy, sanlar Madinada yuribsan. Podshoh bo'lasanmi, boy bo'lasanmi, o'zingni mamlakatingda obro'ying baland bo'ladimi? Sen Rasulullohning masjidlarini oldidasan. Bu joyda ovozingni pasaytir. Rasululloh tirikligida qanaqa haybatlari bosib turgan bo'lsa, hozir ham shu haybat tursin seni qalbingda." Payg'ambar alayhissalotu vasallamga bo'lgan muhabbat u kishi dunyodan o'tgandan keyin ham sobit bo'ladi. Ba'zi odamlar aytadi, ba'zi toifalar chiqqan, hozir ham aytadi, "Ey Rasululloh o'lgandan keyin foydasi yo'q" deb qo'yadi. Bu beodoblik bu. Payg'ambarlar ruhan o'lmaydi. Ularni qo'ying, Qur'oni Karimda sizlar shahidlarni o'lgan deb o'ylaysizlarmi? Shahidlar tirik deyapti Alloh taolo. Shahiddan payg'ambar ustun turadimi? Ustun turadi. Mana shu maqomga ko'ra payg'ambarlarni o'ldi deyilmaydi. Dunyodan o'tdi, vafot etdi deyiladi. Vafot kalimasi o'lim kalimasini majozi. Arab tilida o'ldi degani matti, mata. Shahmatda mot deydi-yu, karol o'ldi degani shu. Mata degani o'ldi degani. Haqiqiy ma'nosi mata o'ldi. Lekin arablar payg'ambar alayhissalotu vasallamga nisbatan vafot kalimasini ishlatishadi odob yuzasidan. Vafot nima desa, dunyodagi jismoniy vazifalarini tugatib, tamomiga yetkazib ketgan odam deyiladi. Vafo kalimasi borki, vafo. Nima degani vafo? Aytgan gapiga javob berdi. Ya'ni nimani aytgan bo'lsa, o'shani ado qildi degani. Rasululloh vafot ettilar degani tamomiy vazifani tamomiga yetkazdi degan. Majoziy ma'noda ishlatiladi. Vafot kalimasi İsa'ya mı işletilerdi? İsa aleyhisselam diye. Nimaga? Çünkü İsa aleyhisselam onun da ölüme geldi. İsa aleyhisselatu vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de mat degen kelimesi yok. İsa öldü degen kelimesi yok. Tavaffa kelimesi var. Ya tavaffa kelimesi var. Peygamber aleyhisselatu vesselam dünyadan ötkenden keyin ham tiriklarida qanday hurmatlari sobit bo'lsa, shunday hurmatlari nima ekan? Sobit. Hozir Allohumma salli ala Muhammad tek Rasulullohga bu salovat yetib boradi. Payg'ambar alayhissalom men eshitaman buni. Men unga alik olaman deganlar. Meni ziyorat qilgan odam tirigimda ziyorat qilgandik deganlar. Tiriklarida qanday ziyorat qilardik? Hozir ziyorat qilyapmiz bugun.
Bugün sizi bizge baxt nasip kılıp, Ravza'da okuduk asırlıya. Resulullah'ını aldılar dedi. Ovozimizni pasaytirib, haybat bilan o'tirishimiz shu sunnat shu. Payg'ambarlar o'tgandan keyin foydasi yo'q deydi ba'zilari. Voy, bular shu gapni gapiradigan odamlarni diniy saviyasi juda ham sayoz odamlar bo'ladi. Ah, sahih hadislar bor, sahih hadislar. Meroj hodisasini keltirgan ulamolar, Merojda Payg'ambar alayhissalotu vasallam osmonga chiqib qaytayotganlarida nima bo'lgan? 50 vaqt namozini farz qilgan, Allohning buyrug'ini olib qaytayotgan bo'lganlar, to'g'rimi? Yo'lda kimga uchraganlar? Musa alayhissalom. Musa alayhissalom dunyodan o'tganlarmi? O'tganlar. Musodan yordam so'radilarmi? So'radilar. Musa nima dedi? Qayting dedi. Musoning yordami bizga tegdimi? Tegdi. 50 vaqt namoz qanchaga tushdi? 5 vaqtga tushdi. Ha, Musa o'lgan yordami tegmaydi. Qayga tegmaydi? Lekin chotda bitta yaxshi e'tiqodni mustahkam qilish kerak. Musulmon odam har qanday ishning foili Alloh ekanligiga e'tiqodini chalg'itmaslik kerak. Masalan, dori ichsangiz boshingiz og'riganda, dori boshingizni tuzatadimi? Asli e'tiqodimizda o'sha doriga shifoni Alloh beradi, tuzatadi. Lekin har safar dori ichdim, tuzaldim deganda, meni Alloh tuzatdi deyverishimiz shart bo'lmaganidek, dori tuzatdi deymiz, musulmon bo'lganimiz uchun doriga Alloh o'zi shunaqa xususiyat bergan, Alloh shifo berdi degan narsani tushunaveramiz. Shirk bo'lmaydi. Siz aniq dori tuzatadi, Alloh tuzatmaydi. Alloh tuzatmaydi, dori tuzatadi desa shirk bo'ladi. Suvni ichsangiz chanqoq bosiladimi? Suv chanqoqni bosadimi? Alloh chanqoqni bostiradi. Lekin suvga shu xususiyatni bergan. Har doim suv ichsam chanqog'im bosildi deyishi o'rniga Alloh meni chanqog'imni suvga xususiyatini bergan keyin men chanqog'im bosilgan demaysizki. To'g'rimi? Bular hammasi majoz narsalar. Jumlalar ichida majozlar bor. Xuddi shu singari dunyodan o'tganlarning birortasi Allohning iznisiz shafoat qila olmaydi. Allohning iznisiz haqqimizga duo qila olmaydi. Mana shu masala ko'tarilgan ko'p odamlar bu ixtiloflarni gapirib yuradi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz misolida katta-katta ulamolarni bizga qilgan rivoyatiga ko'ra vafotlari xuddi tiriklaridek. Rasulullohning hurmati hodiram sobit. Va alamu anna fikum Rasululloh. Bilinglar, albatta oranglarda Rasululloh bor. Qur'onda oyat bor. Oranglarda Rasulullah var. Kanı Rasulullah. Vafatları, kabirler turuptu. Lekin bizi aramızdalar. Ruhan yürüptü demeyi mi? O kişinin talimatları aramızda. O kişinin hadisleri aramızda. O kişinin siratları aramızda. Ha? O kişinin ahlakları bizden aramızda. Ne mege ki biz dünyada erişken bulsak, yakşilik olarak ne mege yakşilik ki erişken bulsak, Rasulullah'tan karzımız var. O kişi sebeple erişken. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın demek hürmetleri sabit. Şimdi Ayşe anamızdan acayip rivayetler var. Ayşe anamız Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hücrelerine kum geldi. Doğru mu? Vakat etkenlerinde demek kalemiz degen de Ebu Bekir Sıddık etkenler ki bana eşitken ben Peygamberler vafat etken cayige kumiledi. Vakat etken tuşaklarını kalıp şotke kumuş. Kom gellerdeki aşanımız mı kıyarlar? Bir şey mi kıyarlar? Kabur, Türk Resulullah'ın kabur, şu üyde şey mi kıyarlar? Ki Ebu Bekir vefat etti. Radıyallahu anh. Bakı gellerler, Ebu Bekir'i Peygamber aleyhisselam'ın yolları bir yılki miktarı da meşhur yolları ye kumuş ki. Aşanımız mı kıyarlar? Ya şey mi kıyarlar? Ki indi mi oldu? Üçüncü ayı özler yapmayı geldiler. Ben yotamam bu da vefat etsem dedi. Kim şehit buldu? Umar radıyallahu anh. Mescid arkalarından suikast kılıçtı. Hazreti Umar karadılar. Anık ölediler. Ayşe anamızı adam yönettiler. İltimas dediler. Özleri yap koyun. Cahini menge versinler dediler. Ben yotak olaya çöktü. Ayşe anamız ruhsat verdiler. Yattılar. Ana uşakın ortaya nema tartkeller? Para tartkeller. Yaşayır geldiler. Peygamber aleyhisselam, Ebu Bekir Sıddık, Umar radıyallahu
ortada parda var. Ne demek parda tartıp bu yaptı? Ölgen de yatavursa bu mi? Onlar mahrem. Namahrem adamın kabrını aldı da Romalımı geçip ya bu yakka bir yana hareket kılalmaya kaldım. Kim bekittim de gelirler. Kim başka bir kuş geldi. O şu anımız Allah'a da Rubatımın Zübeyir ciğerlerini karamağı da başka üyge kette bitti. Vav. Savga kılışken Uşak'ın bağlı yaşa geldi. Bunu bana bildirdi. Vafat etken bulsa hem hırmatı sahibetliğini bildirdi. Ruh, ruh kafir mi ruh ya böyleydi? Cesat bir müddet bizi terk edip durar. Ruhumuz cesatını terk edip durar. Yani kaytattan, cesat kaytattan tırılır. Yani şu cesat. Şu. Yenge cesat yaramayın, yaratmayın Allah Allah. Şu cesat kayta tırılır. Angleydi, bazı rivayetlerde cevap bir almayın. Peygamber aleyhisselam Bedir gazatıda müşriklerini, katta kattalarını ölgenden keyin Umeyyid ibn Halaf'ta okşayan müşriklerini bir kudukka taşıyorlar. Kudukka taşıp tepesinden durup aitkenler. Şimdi biliyapsılar mı? Ben aitken yapmayın hakikatini. Şimdi düşündüler mi? Degende Hazreti Umar ya Resulallah bunu işledi mi? Degen. Sonra geldiler. Senden benden yakışı işledi cevap veremeydi degenler. Hemasını sezip duradı. Kabir azabı doğrusunda, kabir rahatı doğrusundaki hadislerde kabirge cesat koyulgenden keyin tepesi de böyle yetken ayak tavuşlarını içtip oturur, yatadı. Ayak tavuşlarını içtip yatadı. O adamlar uşa yetti kadar yürüp uzaklaşıp gitkenden keyin keyin faristeler kere kısa kitabı başlaydı. Yani şu kabirde mi dese biz, yani şu kabirde deyimiz. Mikrofon koyup kamera koyu yetkenlerini, yo o na doğru deyimiz. O kameraya kurunadığın alem mesu. O başka alem. Kanka alem dese onu tasavvur kılalmıydı hadırgı adamlar. Fakat siz düşünüşünüz mümkün bu narsanı misal keltiredi. Allah hadır beni karayıp oturmuşsunuz menge. Hayatınız taşkendi. Doğru mu? Hadi kayıtı var hemen samoliyattan düşkenden ki üyde göre çıkardı maşınlar tavırlar. Hani kurmayan narsamı çümde kurdum. Çümde bir adamını kurdum, tursa onunda kiri yaptı. Hadi koruma gelmez sen bu tüşümde kuru yapma. Onu mu? Yok, bunun cevabı yok. Tuş, bu peygamberlikini 20 neçi 46'dan bir bulay. Tayyip'e? Hop, bir üzülüp kaldık. Demek Medine-i Munavvara'da adabımızı muhafaza kılışımız gerek. Medine'nin havası, suyu, katığı, nanı, nemesidir yakmadı de bu mey. Bunun abru, yani hürmeti var. Peygamber aleyhissalatu vesselam yaşayan cayda bizi nefsimizin aldığını koyuşumuz doğrumaz. Yukarıda Allah Ta'ala avazlarını Resulullah'ını aldı da balant kötere digerler amelleriyle habete buluştan korkunlar digen ayetini manası da o Resulullah'tan aldın yapırışke Peygamber aleyhissalatu vesselam yapırken yapın çekirge sürüp beni yapın mı işlerin deyişke hem uşa ayetini tahdidi tuşadı deyişedi. Şunun için hadisler doğrusu da Kur'an-ı Kerim'ni düşünüş için biz hadislerge muhtaçmız. Hadislerini örgenmeyi Kur'an'da düşünüp olmayıydı. Bir adam sizge Kur'an'dan bir ayetini aitse o siyasi, uzun vaziyetine tekişliği gap bulsa lakka işanıp kete vermezlik gerek. Hadislerini bizge ayetlerini bizge hadis tafsir kibirer. Çünkü yaşayan zat Resulullah da Kur'an nazil bugün zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adamlar bazıları çıkıyordu da hadir hadis gereğmez deydi. Nemege hadis gereğmez. Kur'an yeterdi deydi. Kur'an yeterdi mi? He, bu sen onda Kur'an'ı bizge şerhler değil mi? Kur'an yeterdi degen adamlar hadir sizlere görünmegendir. İhtiyat kılıp agahlantırırlar başkalarını yakın ortada çıkardı bunlar yani. Kur'an kifaya deydi de Kur'an'ın şerhlerini başlaydı.
Ha Kur'an kifaya bu. Nega sharhlayapsan? Savol. O'sha sen sharhlayotgan sharhdan ko'ra Rasulullohning hadislari usturroqda aslida. Hop sharhlash kerakmi? Ha kerak. Ha qo'yin sen sharhingni qo'y. Rasulullohning gaplarini eshitamiz. Nimaga? Chunki biz Rasululloh turganlarda boshqa odamning gapini eshitmaymiz. Deyiladi. Madinani shu tomonlarini e'tiborga olish kerak. Payg'ambar alayhissalom dunyodan o'tdilar. Keyin Madinada qahatchilik boshlandi. Qurg'oqchilik, qahatchilik, yomg'ir yog'may qo'ydi. Tuyalar halok bo'ldi, o't o'lanlar qurib ketdi. Tog'i toshlarda qaynab hamma yo'q, juda qiyinchilik bo'lgan paytida Oysha onamiz aytdilarki, Payg'ambar alayhissalotu vasallamni Alloh taolo Qur'onda nima degan edi? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sizni bütün olamlarga rahmat qilib yuborganmiz deganmidi? Ha. Allohning rahmati osmondan nozil bo'ladimi? Ha. Rasululloh bilan Allohning rahmatini o'rtasidagi pardani ochib tashlaylar degan. O'shaning uchun Hujra-i Saodatda tepasiga alohida tuynuk ochishgan. Ki Rasululloh bilan Allohning rahmati o'rtasiga parda bo'lmasin, ochinglar deganlar, tuynuk ochishgan. Keyin yomg'ir sharros yog'gan, keyin Madina yaxshi maqomga kelib ketgan. Mana keyinchalik o'zgarishlar bo'ldi. Mana gumbazlar qurildi, a? Gumbaz madaniyati kimning madaniyati, kim biladi? Vizantiya Rim madaniyati. Gumbaz bor-ku, masjidlar yiqiladigan gumbaz, musulmonlarning madaniyati emas bu. Musulmonlar buni nasroniylarni, o'sha Rim imperiyasini, Vizantiyaning sanoatini Konstantiniya İstanbul'dagi Ayo Sofiya'dan olishgan. Ayo Sofiya'ga kelganda qarasa gumbazi bor. Shuni keyin o'sha davrdagi muhandislar masjidlarga qo'llashgan, ishlatishgan. Mashhur o'sha me'morlardan bittasi me'mor Sinon. Turkiyada juda ko'p masjidlarni shu qurgan. Me'mor Sinon o'sha paytdagi zilzilalarni e'tiborga olib qurgan masjidlarni. Masjidning fundamentiga orasiga Şuna kangi narsa kuydurgan, zilzile bo'lsa, o'sha balansını ushlab turadigan narsa qildirgan, o'sha paytda. Necha asr bo'ladi bunga? 500 yil oldin. 1470-yillar. 6 asr atrofida bo'lgan. O'sha odam, me'mor Sinon. Ajoyib odam bo'lgan ekan-da. Ko'chada ketyapsa bir bola masjidning minorasini ko'rsatib Mana minorani me'mor Sinon qurgani, ha, qishi qurgan ekan degan ekan. Bir bola, yosh bola. Me'mor Sinon eshitib qolib turib, qishi quryapsanmi? Ha, deganda arqon olib kelinglar degan ekan. Arqonni olib keltirib, minoraga bog'latib, 3-4 ta odamga ushlatib, sen bolaga sen qarab tur degan ekan. Tortib to'g'ri bo'ldimi? To'g'ri bo'ldimi deganda bola qarab turib, to'g'ri bo'ldi deganda yechib ketgan ekan. Odamlar so'ragan ekan, bu yosh bola bo'lsa 7 yoş 8 yaşlı bola bo'lsa şunu gapiga siz şu işi qildingizmi desa bu ku yosh bola buni gapiga ishonadigan ahvoli bor. O'shalarni e'tiborga oldim ben bu ku yosh bola mayli. Degan. O'zi odatda shunaqa. To'g'ri gapga ko'p odamni uncha e'tibori bo'lmaydi. Noto'g'ri gap tez tarqaladi. Nimaga? Ahmoq ko'p. Noto'g'ri gapni tarqatadigan ahmoq ko'p. Rasululloh shuni aytganlar. Bir kişinin eşitken gapını gapırıp yürü vuruşluğu, yalancılığı kifaya kıladı. Günahki kifaya kıladı degenler. Yine kızık bir gap gibi kaldı. Elazığ degen joy var Türkiye'de. Elazığ. Öyle Al-Aziz degen joy. Elazığ bu ketken hazır. Uşa joyda cinnihane var. Cinnihane. 1960 yılda uşa cinnihane'nin işçileri karavulunu bir itibarlığı bilen Hamma jinni ko'chaga qochib ketadi. Elazig'da. 400 taxminan 24 ta shunaqa jinni bo'ladi. 424 ta jinni. Qana qilib buni olib kelamiz? U paytdagi rahbarlar, hokimlar hammasi tashvishga tushadi. Hamma jinni ko'chaga qochib ketgan. Keyin Muharrammi degan bir doktor taktika o'ylab topadi. Aytadiki, menga bitta deydi, shuttak beringlar deydi. Shuttakni oladi da doktorlarni hammasini orqasiga stroysa turg'izadi. Navbat. Yelkasini ushlab olib, poyiz qildiradi da
Elazığ köçələrində şütəyini çalıb yürədi. Tut 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 qılıb. Keyin cinnilər bittə 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 ana orqasına poyiz bulub qoşuladı. Bu siki hammanı yıqqandan keyin aylanıb kirib cinnixonaga olib kirib qamaydı. Hamma xursand bo'ladi, kechqurunga borganda hamma tomi ketib qoladi. 424 ta jinni kechqurun hisoblansa 654 ta jinni o'lib qolgan. Bu nimani bildiradi? Jinnilar ham, jinniga ham ergashadigan jinni ko'p. Mana hozir battagilar bilasizlarmi yo'qmi, jonli efirda bo'ladi. Biladi ko'pchilik. Bir tezakdan yomon sasiydigan odam bor. 168-chi modda bilan qidiruvda O'zbekistonda hozir. Oilasi parokanda. O'zi haromdan parhez qilmaydi, o'zi aytadi. Alkash. Haromni, zinoni, hamma narsani o'sha begona xotinlarning ko'nini oylab yuraman deb postlar ham qo'yaveradi. Bir musulmonga nisbatan onasini zinoda ayblayapti. Bir musulmonni o'sha iflos, jirkanch sifat bilan ayblayapti. Shunga ishonib yurgan odamlar bor-da. U jinniga-ku, mayli, u naringa ergashatganiga nima deysiz? Vodiyda qattadir bitta o'rtog'im bor edi. Qo'shnim deydi, qo'shnim. Jinni deydi. Qizil belati bor deydi. Rasman jinnixonada dispanserda yotib chiqadi deydi. Shu deydi, polbin bo'libdi deydi. Polbin. Eshigini tagida o'sha jiplar, qimmatbaho mashinalar turadi deydi. Jinni deydi. Rasman jinni deydi. Akasi aytarkan, akasi. Qo'shnim meni o'rtog'im bilan o'rtoq ekan. "Ey o'rtoq" deydi. "Buni jinniligini men bilaman" deydi. "Rasman bileti bor" deydi. "Folmun bo'lib olsa meni ergashib kelyotganlar" deydi. "Ha, bunga-ku mayli, bilet bor. Meni kelyotganligi nima desa bo'ladi mana buni." "Bular sog'u bular." "Yo'q. Jinni ko'p, ergashib ketaveradi." Payg'ambar alayhisolatu vasallamga o'sha Vizantiya haqida gap ketyapti. Masjidlariga qubba qurildi keyin. Ha, ko'k gumbaz ko'rdingizmi? Ko'k gumbazni tepasiga qarasangiz, bunda kichkina tobutga o'xshagan narsa bor. Ochiq joy bor. Ba'zilar nima deydi shuni? Ana vahobiylar kelib bu yerda Rasulullohning qabrlarini o'g'irlamoqchi ekan, o'sha yerda o'lib qolgan ekan, o'shanda qoldirishibdi deydi. O'g'irlaydigan odam tomdan tushadi, bir gumbazdan pastga kiradi-yu. Bu bir, ikkinchidan, u o'sha Oysha onamizni nasihati bilan qolgan joy. Hujrani tuyniga ochirib qo'yadilar u. Keyin gumbaz qilingandan keyin o'sha gumbazga ham tuyniga ochib qo'yishdi. O'sha hujraga quyosh tushib tursin, osmon bilan Rasulullohning qabrlari o'rtasida parda bo'lmasin. Qisqaroq shu. Biroz bemorligim uchun sal holdan toyib qolyapmiz, chiqsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xo'p. Ha, oy deganda haqiqiy oy aytmayapsiz-da siz? Ha, qilaveradi uni, zarari yo'q. Bizda masalan Namanganda boshqada O'zbekistonning yon boshiga qaratiladi. Yo'q, zarari yo'q, to'g'ri. Oy o'zi Rasululloh davrlarida yo'q. Rasululloh davrlarida oy yo'q o'zi. Oy simvol sifatida o'sha Konstantiniya fath bo'lganda amalga oshirilgan. Istanbulning fathida telefon yo'q, WhatsApp yo'q, Telegram yo'q. Hamma jabhadan hujum qilish kerak, hamma jabhadan birdan hujum qilish kerak. E'lon qilishi iloji yo'q. Shunda xabar tarqatadi. Sulton Muhammad Fotih aytadiki, bugun yangi oy chiqsa deydi. Oyni ko'rinishi bizga signal deydi. Hamma hujum qiladi deydi. Signal shu bo'ladi. O'shanda oy ko'rinadi, ular bismillah deb hujum qiladi, fath bo'ladi. Konstantiniyani fath qilgan odam Sulton Muhammad Fotih insoniyat tarixida bir davrni yopib, yangi davr yasagan odam bu. Yangi davrga asos solgan. Usmoniy xilofatini rasman tan oldirgan odam hisoblanadi. Konstantiniyani markazi Istanbulni fath qilgan. Ana o'shandan keyin oy g'alaba ramzi hisoblanib qolgan. Payg'ambar alayhisalomning ishlari emas bu. Ano bazılarının tili bilen yapırganızda bid'at. Minaralar bid'at.
kubbeler bid'at. Oylar bid'at aslında da. Lekin bizde İslam olam şumul din. Madaniyatni olaveradi. Zaten madaniyat madaniyatga, hikmatga musulmonlar haqli deydi. Al hikmatu dallatul mu'min haythuma wajadaha akhadaha. Hikmat mu'minni yo'qotgan narsasi. Qayerdan topsa, o'shaniki olaveradi. Demak, oy ramz o'sha. Bunda qo'ysa ham, bunda qo'ysa ham farqi yo'q. Ramz. Yana nima savol bor? Bo'lmaydi. İmamdan oldinga o'tib ketgan odamni namoz bo'lmaydi. Ko'pchilik o'tib ketsa ham bo'lmaydi. İmamı aldığı ötüp etken adamın namaz olmayıydı. İmam ne dedi yani? Peşva dedi yani. Hemen aldığında dedi yani. İmamlık yok alıp aradı onu. Ayolda gaytiyle çıkardı okusun. Çünkü arka tamamla var okusun. Yanına saval. Gazetin sen okuş yaptı mı? Yok, mesela iş çoğuyla olacak gazetin sen şimdi yok. Ya özü cümanın şartları doğrusu da astazı soruştursanız bizde Hanefilerini hazır Orta Asya, Uzbekistan'daki okuyapken mescidlerimizde hem asasi şartlardan bazıları topulmaydı. Lekin asasileri topulganı için, kök kısmı topulganı için cuma bola uğradı. Cemaat bulup cumanı okusa, cumanın şartları, işte namazı oku beredigen, hutbe, cemaat topulsa, cuma ordu götü uğradı. Hayat okumayız. Hayat namaz okuşu vacip. Farzmez, vacip. Vacip ki kure, eğer imkan tablosu okuyacağız. Yakşı okusayız. Bu mesela takbir ayeti kötü uğraz. Hadırsızla kütüseyle samoliyetten kap gitip olasıyla. Kap gitip olasayız, yani haracı böyle. Bu şengi bomdatı okup, bomdattan aldım, ben önce çıkıp etmesiyle. Beşle de çıkıp içiyle gerek. Ha. Çıkıp da orası da. Ne var ne? İmam koyup çünmedim. İmam mescidi var ya, imam olup okuyarken 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 hoca gelin çok güzel. İmam olup okuyarken be bir olsa başka bir ödülenden de ailenler okuyor. Kayıt namazı ilacı borca katta cemaat buluş gereğiydi. Uşa istisnanı bula fatva birerdi bazıları. Şuna kadar izdiham kopayıp gitse, şuna kadar değil. Aslı imam taşkarıya çıkış gereği. Aslı. Uşengi siz ihtiyaç çağırası ki içkere ikeri ola uğrayın. Ben fatıma bir amıyım ben de ki. Soru yapsın değil mi? Ha yok. İmamı aldı götü bu muydu?
Demeyin. Yanına mı saval? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hikmeti eski kadimgi kitaplarda yem şu aytilgan. Tavrat'ta, İncil'de aynen ahirgi peygamber şöyle kelişlige aytilgan. Tavrat egeleri uşa Huyay ibn Ahtab kebe yani Bani Nazir kabilesi var, Bani Mustalak kabileleri var idi. Bani Kaynuka kebe kabileler var idi. Bani Nazir, Nazir'in avlatları. Bani Kaynuka, Kaynuka'nın avlatları. Bani Nazir, Nazir'in avlatları. Kaynuka, Nazir, Kurayza. Bunlar hepsi Harun aleyhisselam'ın avlatları. Konuşurlar. Harun aleyhisselam'ın avlatlarından tarqigan bunlar. Şular Rim'ni Karamağı'da yaşayıp yürüp ötten sürgün bulup unga borib, bunga borib, turtilib, surtilib, oxiri ulamolari yig'ilib, hali payg'ambar kelmasdan oldin o'tirib maslahatlashib, bizning kitoblardagi joy qayer? Shu. O'shaqqa boraylik. Baribir so'nggi payg'ambar shu. Keladi, hijrat qilib keladi. Hijrat qilib kelganda unga biz yonida turamiz, xizmat qilamiz. Oxirgi payg'ambarni yonida yana biz xizmatda ajr olamiz deb ko'chib kelishgan Madinaga. Qurbozorda Ka'b ibn Ashrafni qal'asi bor. Bordinglarmi? Ka'b ibn Ashraf degan onasi Yahudi, dadasi Arab bo'lsa kerak. Shunaqa xullas, metis bo'lgan bir odam bor. O'zi Yahudi. Yahudiylarning boylaridan, chavondoz, juda ham ko'rkam yigit bo'lgan. O'sha qal'asida payg'ambarni kutib o'tirgan bular o'zi. Aslida. Keyin payg'ambar alayhissalotu vasallam kelganlarida o'zi Allohning hikmati bilan kelganlarida endi bu yerga. Kelgan paytlarida shu yerga. Huyay ibn Ahtab bitta sherigi bilan borib, payg'ambar alayhissalotu vasallam bilan gaplashgan. Ular o'zi shuning uchun kutib o'tiribdi Rasulullohni. Kelishlarini biladi, kitoblarda bor. Kelib Rasululloh bilan gaplashgan. Savollarni berishgan. Masalan birinchi savol. Jannatdagi birinchi taomimiz nima? Buni faqat ahli kitob bilgan, faqat boshqa kim bilmagan. Jannatdagi birinchi yeydigan ovqatimiz nima? Kitni jigar ekan. Rasululloh aytganlar uni. Yana bir savol bergan, unga ham javob berganlar. Yana savol bergan, unga ham javob berganlar. Keyin bular burnini ko'targan, shunda o'girilgan ketgan. Huyay ibn Ahtabning qizi bor, oti nima? Sofiya. Payg'ambar alayhissalom ayollari. Unda yosh kichkina qizcha bo'lgan. 4 yosh, 5 yoshlik qiz bo'lgan. Otam deydi, o'zi rivoyat qiladi. Otam payg'ambar alayhissalom kelganlarida borib gaplashib qaytib kelganda har doim uyga kelsa meni qo'liga ko'tarib erkalardi. O'sha kuni kelsam meni qo'l bilan surib ichkariga kirib ketdi deydi. Nastrensi yo'q deydi, kayfiyat yo'q deydi. Rasulullohligini bilyapti-da, ergashmayapti-da. Shunda kelganda yonidagi amakisimi, sherigi so'ragan. Ahu va hu degan. Bu o'shami degan. Deganda undoq degan kaldasi. O'sha payg'ambar shu degan. Nima qilamiz? Yordam beramizmi degan. Yo'q degan. Oxirgacha qarshi turamiz degan. Oxirgacha qarshi turgan. Oxiri o'lgan shu. Huyay ibn Ahtob. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni bilib turib, ko'rib turib, kitoblarida o'rganib turib qarshi chiqqan. Qarshi chiqqan. O'sha qavmiyatchilik, insonni eski narsalarga bog'liq bo'lib qolish, boylik, dunyo, kibr yomon narsa. Insonni dinga kelishligidan to'sadigan eng katta to'siq kibr shu. Tanomaydi, bir tinga olmaydi. Kim bu deydi? Hech kim emas deb qo'yadi. Sunnat inkorchisi bor, sunnatni inkor qiladigan bitta Yevropada yurgan bitta sharlatan, surnaychi. Nima deyapti?
Abdurrahman Muhtar Ali kim? Hiç kim? Hiç kim mesul? Hiç narsa arzimaydi. Deyip, ben hakkımda bir yarım saat yapırdı. Bir yarım saat yapırsam, ben hiç kim mesul, hiç kim bulmasam, ne yapır yapsam, doğru mu? Bu kibir halas. Ben hakikaten hiç kim mesul. Hiç kim mesulimi uzun yakışı bilemem. Lekin ne mege Abdurrahman hiç kim o? Onu yapıp bir din yıkım ben. Hiç narsa arzimaydi de bir yarım saat mal hakkımda yapırdı mı? Kim yapırışı mümkün? Kibirli adam ne? Kibir. Kibiri var. Onun kibiri doğru yolunu topuşken toskullık kıladı. İzzet nafsı cehennemde haklıydı. Kafirini izzet nafsı şunu haklıydı. Ve izâ qîle lehu ittaqillâh. Eğer onge Allah'tan kork değilse ahazatuhul izzetu bil ithim. Onun izzeti yani gururu günahını üşleydi. Fahasbuhu cehennem, unga cehennem kifaya diyepti. Ve le bi'sel masir, cüdeyem yaman cay, cehennem. O şey kibir, Huyay ibn Ahtab'ni Peygamber aleyhissalatu vesselam'ge yardımcı buluştan tostu. Bu mesela kanaka nimet idi. Resulullah şu köngülçen adam bu geldi. Kavumlu, Medine'nin zadegallarını her daim köngülüne o geldi. Köngülüge kara geldi. Düşmanlık kılsayım, orka varattan taş atsayım, tuhmet, buhtan kılsayım siyasi, diplomatik manada güzel muamele kapıyor geldiler. O şey Medinelik münafıklarının kattası var. Abdullah ibn Ubey ibn Selul münafık bugün. Münafıklığı malum bugün. Oğlu Abdullah Müslüman bugün. Gap köpeğe uğrardı, gap köpeğe uğrardı. Peygamber aleyhisselam sabır kıla uğrardılar, sabır kıla uğrardılar. Münafıklığı anık, cezalamazdılar. Düşmanlığı anık, cezalamazdılar. Sabır kılıp, sabır kılıp kütü uğrardılar. Bir günü öldü uşa. Münafık öldü. Oğlu Müslüman. Kelip ya Allah'ın Resulü, cenazanı özünüzü okuyun dege. Oğul da barbar. Peygamber cenazesini okusa yengiller mi ki dedi, umid var. Bop dedi geldiler. Münafıkı hop deyip cenazı yaptılar. Ya Allah'ın Resulü, tuninizi birin kefen kılayı dedi. Sizi tuninizden kefen kılayı zara aybe azabı kemeyse dedi. Peygamber aleyhisselam şat tunini içi bir geldiler. Ya Allah'ın Resulü damsalın dedi geldiler. Peygamber aleyhisselam püfüklerimle damsal geldiler. Münafıkı, köngül çayliğini kalın. Kim Allah Teala Kur'an'da la tastagfir lahum in tastagfir lahum 70 marratan ve la yaghfir Allahu lahum dedi. Ularga qarshi ularga istig'for aytmang dedi. Munofiqlar haqida istig'for aytmang. Haqqiga duo qilmang. Agar 70 marta istig'for aytsangiz ham Alloh ularni qabul qilmaydi dedi. Resulullah'a Hazreti Umar'a etkiler. Ya Allah'ın Resulü bu münafık mı? Ha münafık. Allah Teala 70 merte istiğfar etsen hem günahını keçirmeyim ben deyip diyor. Degen de Peygamber aleyhisselam 71 merte eylemen deyip. 70 tane keçirmeyim ben deyip diyor. 71'li keçirer inşallah deyip. Kungüllü kalay. Lekin Allah Teala münafıklarını keçirmeyin. Resulullah istiğfarı geldiler ki inçelik ularını kabrede turmayın dedi Allah Teala. Kabrede hem turmayın ularını. Dedi. Öldü. Oğlunu hürmet eden, oğlunu, kızını yaş eden, çünkü şuna kadar muamele kaldı. Hop. Hallet tarik? Tamam. Şuna cevap ot kızı var aydın. Şimdi Resulullah'ın yeni köngül çekilirlerine karaydı. Abu Cehil'in oğlu var. Otonomi Abu Cehil'in oğlunu. Kim biledi Abu Cehil'in oğlunu? İkrime. İkrime tübni Abu Cehil. İkrime tübni Abi Cehil. Dedesi Abu Cehil kafir.
o'g'li musulmon. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, tushimda Abu Jahl jannatni ko'rdim deganlar. Keyin bu tushimning ta'vili o'g'liga ekan deganlar. Abu Jahlning o'g'li Ikrima jannat bashoratini olgan. Ashara-i mubashshiradan emas, lekin jannat bashoratini olgan. Bir kuni sahobalar bilan o'tursalar, endi odatda inson boshidan o'tganlarni gaplashib o'tiradi-yu, ha, masalan Karim ibn davrida undoq bo'lgan, SSR paytida bundoq bo'lgan gaplashasiz-ku. Gaplashib o'tirishganda Payg'ambar alayhissalom sahobalarga ho deganlar. Ikrima kelyapti, Ikrima. Dadasi haqida yomon gap gapirmalar deganlar. Ko'ngilchanligini qarang. Sahobani ayayaptilar. Dadasi mushrik, kofir. Kofirga nisbatan shiddatli bo'lish kerak, lekin baribirda baribir o'g'il qiynaladi-da dadasini holida. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'ni ajoyibotliklarini qarang. Sahobalar ichida tamomiyla avlod ajdodi bilan musulmon bo'lgan yagona oila Abu Bakr. O'zi musulmon. Ayoli musulmon. Qizi musulmon. Onasi musulmon. Dadasi ham musulmon bo'lgan. Abu Quhofa eng oxirida musulmon bo'lgan, 80 yoshida. Sochlari oppoq, soqollari oppoq. Ka'bada Makkani fath bo'lganda olib kelishgan Abu Quhofani. Payg'ambar alayhisalom ey keksa odamni ovora qilibsizlar, o'zim borardim deganlar. Qarang, ko'ngliga qarashlarini. Keyin aytganlar, bu kishining sochlari juda oqarib ketdi, rangini o'zgartiringlar deganlar. O'shandan chiqadi ulamolar sochni soqolni bo'yashi mumkinligini. Odam o'ziga qarab yurish kerak. Doim ayollarni go'zal bo'lishini xohlaydi, er xotinini go'zal bo'lishini xohlaydi. Ha, xotin ham sizni ko'rkam bo'lishingizni xohlaydi. Xotinlarning nima aybi bor? U ham sizga qaraganda xursand bo'lish kerak. Uni ham tabiati go'zal, ya'ni ko'rkam, o'ktam yigitni xohlaydi. Darrov keksalikni bo'yniga olmang. O'zingizga qarab yuring. Soqolni bo'yashga o'shanda buyurganlar, sochini bo'yashga o'shanda buyurganlar. Ha, xinaga bo'yalgan. Xinaga qoraga bo'yasa bo'ladimi deydi. Xinaga qorani aralashtiring boraverar. Abu Quhofa musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lgandan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yig'laganlar. Voy, yig'laydigan ishmi? Xursand bo'ladigan ishi. Sizning avlodingizda, ajdodingizda musulmon bo'lmagan odam qolmadi-ya? Abu Quhofa otangiz ham musulmon bo'ldi deganda shuni o'rnida Abu Talib musulmon bo'lganda edi Rasululloh xursand bo'ladilar degan. Rasulullohni xursand bo'lishligini xohlagan o'zinikidan. Qur'oni Karim shuni maqtagan. Va yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. O'zi muhtoj bo'lib turib, o'zi muhtoj bo'lib turib boshqalarga yaxshiligini ilinadiganlarni maqtagan. Abu Bakr shunaqa edi. O'zi muhtoj. Lekin qaniydi Abu Talib musulmon bo'lganda edi. Chunki Rasululloh xursand bo'lardilar degan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning ajoyib botlari bu. Ka'b ibn Ashraf hodisasini avval ham ko'p aytib berganman. Iftorlikka qancha bor? Ka'b ibn Ashraf Madinaning raislaridan bo'lgan. Saylov arapasida saylov. U paytda saylov bo'lib, Madinaga amir, podshoh, rais saylaymiz deb turganda Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, Ka'b ibn Ashraf, Sa'd ibn Uboda, Sa'd ibn Mu'oz kabi katta-katta odamlar nomzod edi raislikka. Bu nomzodlarning ichida eng yorqini Ka'b ibn Ashraf bo'lgan. Chunki chavandoz edi. Jussasi juda ham kelishgan edi. O'zini ko'rinishi ham juda ham o'ktam edi. Sher san'atidan xabardor edi. Sher arablarda sherni bilish ziyolilik hisoblanardi. Bir pog'oni insonni yuqoriga chiqarib qo'yardi. Odamlar shoirlarga murojaat qilardi, o'zini ishi yurishmay qolsa. Qiziga sovchi kelmay qolsa, qizini ta'riflash uchun shoirlarga iltimos qilishardi. Qizim haqida she'r yoz ber deb. Shunaqa ziyoli odamlar e'tiborli bo'lgan. Ka'b ibn Ashraf ustiga ustak shoir edi. Hamma qobiliyat bor, hamma narsa bor. Nima bo'ldi? Rasululloh keldilar, rais saylovi tugadi.
saylovga o'rin qolmadi. İçide alam qolib ketgan edi. Nima bo'lsa ham Rasulullohga qarshi o'shuning uchun intrigaga kirib ketdi bu odam. Riyosat uchun, kibr bilan. Hissalotu vasallam qayerda ko'rsalar oldilarga chaqirardilar Ka'b ibn Ashrafni. Hurmatini joyiga qo'yardilar. Hali musulmon emas. Hurmatini joyiga qo'yardilar. To'rga o'tkizardilar. Ya'ni haqqini poymol qilmasdilar. Qavmning hatto o'zlari aytardilar. Qavmning oqsoqollarini, mahallani katta obro'li odamlarini hurmatini joyiga qo'yinglar derdilar. Keling amaka, bu yerga keling. Keling. O'zlari shunaqa hurmat qilardilar va boshqalarga ham aytardilar. Qavmning yoshi ulug'larini, oqsoqollarini, e'tiborli raislarini, e'tiborini, hurmatini joyiga qo'yish kerak. Hokim kelsa, hokimga shartta gapirib tashlayverish ham beodoblik. Uni o'zini protokoli bor, o'zini qonun qoidasi bilan muomala qilish kerak. Payg'ambar alayhissalom Ka'b ibn Ashrofga shunaqa muomala qilyapti. Go'zal muomala qilganlar. Rasulullohni oldilarida odamlarga maqtanib yurardi. Mana payg'ambarliklar meni hurmat qiladi deb. Lekin ichidagi adovat buni islomga qarshi dushman bo'lishligiga sabab bo'ldi. Juda qattiq dushmanlik qilgan. Kirmagan. Kirmagan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni hajv qilib she'rlar yozardi, she'rlar. U hajv qilganda oddiy mayli, oddiy gapirsa, Rasulullohning ayollarini hozir qushna qilyapti mana 3-4 ta odam chiqib olib biz haqimizda shunaqa qilyapti. Meni onamni na'udhu billah zinoda ayblayapti. Meni qizimga til uzatyapti. Siz tasavvur qila olmaysiz buni. Buni tasavvur qiladigan odamlar bo'ladi. Qanaqasiga bir pokiza ayolni zinoda ayblash mumkin bemalol. Oxiratga iymoni bo'lmasa. U odam shunaqa ayblardi. Rasulullohning oilalarini ya'ni ta'riflab she'r yozardi. Tilim kelmaydi meni. Uni aytib berishga ham. Figuralarini, shakllarini gapirardi. Bay 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 undoq ekan, bay 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 bundoq ekan deb. Tasavvur qiling, Rasulullohning oilalari haqida shu gap gapiryapti. Rasululloh tishlarini tishlariga bosib turardi. Tishlarini tishlariga bosib sabr qilardi. Oxir bu nima qilishni boshladi? Muslima qizlarni o'g'irlab ketishni boshladi. Qizlarni o'g'irlab, ba'zi odamlarni zo'rlab ayollarni, mana shunaqangi jinoyatlarni boshladi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallam bir kuni aytdilarki, kim bor ichinglarda mana shu Allohning dushmani, Rasulning dushmanini tiyib qo'yadigan dedilar. Shunda Muhammad ibn Maslama degan sahaba bo'lgan. O'rnidan turib, "Men boraman ya Allohning rasuli, ruxsat bering" dedi. Ruxsat senga. Yoniga bitta sahobini oldi. Nofi ibn kim? Nomlari ismida yo'q. Yana bitta sheriklari. Faqat bitta ayollarga bunaqa bu yoqqa o'tib olsinmi? Joy yo'q ekan. Mayli. Faqat bitta sizdan iltimos bor. Nima deganda sizni yomonlaymiz deyishgan. Muhammad ibn Maslama o'zi ham Ka'b ibn Ashrafni emizikli ukasi, aka-uka. Emikdosh faqat. Bitta onadan tug'ilmagan, bitta onani emgan. Sizni yomonlayman, ruxsatmi deganda ruxsat deganlar. Keyin borgan. Borib ko'rishgan. Ey amakimmi o'g'li, yoki hey aka, u emikdosh aka, qarindosh. Rosa yaqin qarindosh. Seni gapingga e'tibor bermadik bu Muhammad haqida. To'g'ri aytgan ekansan. Hozir bunga ergashganimizda ozgina pul so'rovdi. Endi tuya so'rayapti, uni so'rayapti, buni so'rayapti. To'xtamay pulimizni olyotibdi bu degan. Desa ani semirgan u. Chunki uni ichidagi gapni gapiryapti-da. Men sizlarga nima deganim dedi. Seni shu fikrda, fikrdaligingni, shu fikringni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar bormisa yana bor degan. Ularni ham olib kel degan. Sen bilan shartnoma qilamiz. Muhammadni qatl qilamiz. Qalaq shartnoma qilamiz desa, Ka'b ibn Ashrafni qarang, zaki, zakovatni qarang, i paskashlikni qarang. Sallaring qana ishonaman deyapti. Muhammad ibn Maslamaga. Yo, ishonib qana ishonmaysan? Yo, sallarga ishonishim uchun ayollaringni menga garovga ber degan.
so'rayotgan asosini qarang. Garovga ayollaring meni qalamda turib turadi. Keyin bu ish bitirgandan keyin sallarga qarz beraman. Qarz so'ragan Muhammad ibn Maslama, menga katta miqdorda qarz berib tur. Muhammad bizga bo'lmadi, undan-bundan deganda, o'sha qarzni evaziga ayollaringni garovga qo'y degan. Yo'q, ey degan, sen degan chiroyli odamsan, ayollar seni fitnaga tushib turib, keyin sen ularni yo'ldan ozdirishing mumkin. Ayollar bo'lmaydi. Keyin kelajakda farzandlarimiz otamiz ozgina pulga onamizni garovga qo'ygan degan ta'na bo'ladi menga. Bu bo'lmaydi degan. Unda nima qo'yasizlar deganda, qurol yarog'imiz bor degan. Qurol. Qurol u paytda har bir odamning eng zaruriy narsasi bo'lgan. Hamma odamda qurol bo'lishi shart bo'lgan. Qurol qimmatbaho narsa. Qurolingiz yo'q degani tamom bo'ldingiz degani. 90-91 yillarda Jiguli oppoq 06 mashinangizni qo'yib turib, do'konga kirib qaytsangiz mashina yo'q. Qanaqa tasavvurga bo'lasiz? O'shunaqa tasavvurdan ham chandon bo'lgan bularda. Qurol shunaqa bo'lgan. Bo'lmasa qurollaringni olib kel degan. Bu yerda Muhammad ibn Maslama undan ham ustunlik qilganda, u shohida yuribdi, bu bargida yuribdi bu. Qurolni garov beraman deb, aslida qurolni olib kirib yormoqchi ichkariga. O'zi bilan birga olib kiradi-da. Bo'pti, roziman dedi. Olib kellaring qurollaringni, hurmat beraman. Qurollarni olib kelishgan kechqurun. Kechqurun kelib chaqirishgan pastdan turib. Buni o'sha qal'ani oldiga borish kerak. Agar imkon bo'lsa bir boramiz. Bo'lmasa nasib bo'lsa bir ko'rarmiz. Hozir ham turibdi shuni qalasi. Past tomondan mana Mashhad qal'a bo'lsa, o'sh narigi tomondan kelib, mana devorni tagiga kelib Muhammad ibn Maslama chaqirganlar. O, kap, tush keldik degan. Deganda bu yangi uylangan ekan. Yangi uylangan degani xotinvoz bo'lganda bu. Har kuni xotin almashtirgan bu. Yangi bir qizni bilan birga yotib, o'rnidan turib, endi kiyimlarini kiyib, narsalarini bog'lab, atirini sepib tushaman deganda xotin aytgan. Kab degan. Qonni hidini sezyapman, tushmasam degan. Ya men degan chaqirsa javob beradigan yigitman. Eshigim taqillab kelsa, eshikka chiqib turib, peshvoz chiqadigan erkakman ben. Hozir chiqmasam uyat bo'ladi degan. Lekin seni ham sazang o'lmasin deb ichidan sovut kiyib oladi ichidan. Sovut kiyib, sallalarini o'rab, qilichlarini olib chiqadi ko'chaga. Kim Muhammad ibn Maslama uni yondagi sherigi bilan mana qurollarni olib keldik, sekin sudrab mana bu yoqqa olib borib, ajoyib hit kelyapti bu senda. Go'zal hit kelyapti-ya sandan deydi. Deganda bugun uylandim deydi. Uylanganim uchun deydi. Madinada deydi va shu eng qimmatbaho atirni ishlatdim bugun. Bu atir deydi mendan boshqa hech kimda yo'q. Bay bay bay, ajoyib ekan atiring, kel bitta hiday deb boshini ushlab hidaydi. Yana ozgina narroqqa boradida, narroqqa borganda kap, ana atirni hidi ajoyib ekan, yana bitta hidasan maylimi deydi. Yana hop deb egadida yana hid deydi. Uchinchi marta borganda kap, atirni hidi menga yomon yoqdida, bitta hiday yana deydi. Senga ajoyib atirli hidi yoqdimi? Mana hida deb boshini tutganda, boshidan ushlab turib pastga bosadida, urlaring deydi yondagi odamga. Ular qilich bilan ko'tarib urganda, hammasi birdaniga urganiga qilich ustiga qilich tushib qoladi. Bunga tegmaydi. Muhammad ibn Maslama qo'li ham kesilib ketadi. Keyin xayolimga deydi, yonimdagi xanjar xayolimga kelib qoldi deydi. Xanjarni oldim deydi, tiqib deydi, tortib tashadim deydi. Shunaqa baqirdi deydi. Haliga to'ng'izni ovlaganini ko'rganmisiz? Shunaqa qichqiradi. Shunaqa baqirdi deydi. Baqirganda pastda turibdi bular. Qal'ani tepasidan chiroqlar yonishni boshladi. Hamma chiroqni yoqib, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Deb. Hech narsa bo'lgani yo'q dedik deydi. Kabni o'ldirdik, o'ldirib keyin ketdik. Bordik deydilar. Masalan, mash tomondan tushib, ya taxminan bir 7-8 kilometrda mana mana shu payg'ambar alayhissalotu vasallam masjidlari turibdi-yu, masjidni qibla tomoni, qibla emas, qiblaga qarshi tomoni. O'sha tomonda do'nglik bor ekan. Do'nglikka chiqib payg'ambar alayhissalom qarab turgan ekanlar, kelayotgan odamlar. Ular qorasi ko'ringanda alhamdulillah, xushxabarmi? Alhamdulillah, xushxabarmi deganlarida, yo Allohning rasuli, xushxabar deyishgan. Xushxabar. Alhamdulillahi robbil alamin deganlar.
Bu hadise Ka'b ibn Ashraf'ni öldürüş hadisesi İslam düşmanları tomonidan her daim suiistimal qilinadi. Siz voqiyani mohiyatini bilib qo'ying. Mabodo shu gap bir joyda ko'tarilib qolsa, ularga aytib berishingiz uchun. Ka'b ibn Ashraf qilgan jinoyati uchun jazoga loyiq topilgan. Tinch odamni o'ldirmagan payg'ambar alayhissalom. Rasulullohni karikatura qilgan, Rasulullohni hajub qilgan odamlarni o'ldirmaganlar. Balki islomga zarari tegib, musulmonlarga zarari ko'payib ketgandan keyin buni to'xtatinglar endi. Oy, kim bor deb to'xtattirganlar. Ka'b ibn Ashrafning qisqacha hodisasi shu. Hisobulinglar. Barchamizga muborak bo'lsin. Ramazon-i Sharif mana tugadi. Inshaalloh robbil alamin. Menimcha oxirgi iftorlik-a bugun. Haqqimizda duo qilinglar, yurtimiz haqida duo qilinglar, xalqimiz haqida duo qilinglar. Befarzandlarga Alloh farzand bersin. Duo qilamiz biz ham. İlim talabadagilarga Alloh taolo ilim bersin. Bo'ydoqlarga juft, go'zal to'y-to'yonalar ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo yoshi ulug'larimizning duolarini ijobat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. Yurtimizni barcha sohasidagi xodimlarni Alloh subhanahu va taolo ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Farzand zurriyatlarini baxti saodatini ko'rish nasib qilsin. Parvardigoro bemorlarimizga o'zing shifoyi ojil bergin. Qarzdorlarga o'zing najot bergin. Musofirda yurganlarga Alloh taolo o'zing musofirlikchilikdan go'zal g'animatlar, barakotlar bilan uyiga qaytishlarini nasib qilgin. Ahli ayollarimizga tavfiq hidoyat, nomus iffatni o'zing bardavom qilgin. Farzand zurriyatlarimizdan ahli ilmlar, qorilar, mullolar, mutaxassislar, yetuk olimlar yetishib chiqishligini, millatga xizmat qilishlarini Alloh taolo o'zing nasib qilgin. Farzand kutayotganlarga Parvardigoro onalari salomat, farzandlarini salomat qo'lga olishlarini nasib qilgin. Parvardigoro butun yer yuzidagi musulmonlardan zulmni o'zing ko'targin, mazlumlarga najot bergin, kalimalarimizni bir qilgin, yelkalarimizni yelkadosh qilgin, qadamlarimizni sobit, tillarimizni haqqi o'zing joriy qilgin. Dunyoda solihlar bilan birga, dunyodan o'tarda solihlar bilan birga, qiyomatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishimizni nasib qilgin. Barchalarimizga Ramazon-i Sharifning hayiti muborak bo'lsin. Va sallallohu sallam ala habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmat. Alloh ajr bersin, rahmat. Iftori bevalol yaxshilab qilib olinglar bugun endi.